Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomda Euler özdeşliğinin matematiksel çıkarımını yapacağız. Matematik de arkadaşlar önemli bağıntılardan biridir Euler özdeşliği. Karmaşık sayı pi ve doğal logaritma tabanı olan e arasındaki ilişkiyi gösteren ilginç bir denklem arkadaşlar. E üzeri i pi artı 1 eşittir 0. Şimdi bunun çıkarımını yaparken arkadaşlar bazı hazır yapılardan faydalanacağız. Bunlardan birisi Taylor serisi veya Maclaurin serisi. Bunlar arkadaşlar Taylor veya Maclaurin serisi arkadaşlar şunu söylüyor. Herhangi bir fx fonksiyonunun belli bir noktadaki, üzerindeki herhangi bir noktada bir x0 noktasındaki türevlerinin toplamı cinsinden yazılabileceğinden bahsediyor. Maclaurin serisi ise Taylor serisinin özel bir hali. Yani x0'ın 0'a eşit olduğu hali. Şöyle ki toplam sembolü herhangi bir fx fonksiyonu polinom şeklinde n eşittir 0'dan sonsuza f üssü n x0 bölü n faktöriyel çarpı x eksi x0'ın n'inci kuvveti. Burada x0 yerine 0 koyacak olursak eğer bu durumda Maclaurin serisini elde ediyoruz. Yani toplam sembolü n eşittir 0'dan sonsuza f üssü n 0 bölü n faktöriyel çarpı x üzeri n. Buradaki fonksiyonumuz arkadaşlar herhangi bir fonksiyon olabilir. Ben şimdi burada tabii ki de e üzeri x fonksiyonunu kullanacağım. Çünkü Euler özdeşliği elde etmeye çalışacağız. E üzeri x fonksiyonunun da arkadaşlar Maclaurin serisi, Maclaurin açılımı n eşittir 0'dan sonsuza toplam sembolü x üzeri n bölü n faktöriyel eşittir 1 artı x bölü 1 faktöriyel artı x kare bölü 2 faktöriyel artı x küp bölü 3 faktöriyel artı nokta 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 artı x üzeri n bölü n faktöriyel artı nokta 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 bu şekilde sonsuza kadar devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bunları tabii hazır olarak kullanacağım ama bu bağıntıların elde edilişiyle ilgili yani Taylor ve Maclaurin serilerinin ispatıyla ilgili bir videom var kanalımda. Dolayısıyla merak edenler oradan bakabilirler. Aynı şekilde Maclaurin ve Taylor serilerini kullanarak çok bilindik olan 4 tane fonksiyonun e üzeri x'in, ln x'in, sinüs x'in ve kosinüs x'in polinom şeklinde ifade edilişlerini gösterdik o videolarda. Dediğim gibi merak edenler şu linklerden o videolara ulaşabilir. Şimdi burada arkadaşlar e üzeri x eşittir 1 artı x bölü 1 faktöriyel artı x kare bölü 2 faktöriyel. Bakın x'lerin üzerleri birer birer artarken aşağıda paydadaki faktöriyeller de birer birer artıyor ve bu şekilde sonsuza kadar gidiyor. Şimdi burada x gördüğümüz yere i çarpı z yazacak olursak sol tarafta e üzeri iz olur eşittir 1 artı iz'nin iz bölü 1 faktöriyel artı iz'nin karesi bölü 2 faktöriyel artı bu şekilde devam ediyor. Şimdi bunları açacak olursak e üzeri iz eşittir 1 artı iz bölü 1 faktöriyel i kare eksi 1'e eşit dolayısıyla eksi z kare bölü 2 faktöriyel i küp eksi i'ye eşit eksi i z küp bölü 3 faktöriyel i üzeri 4 1'e eşit bu da z üzeri 4 bölü 4 faktöriyel ve bu şekilde devam ediyor. Şimdi bunları iki parçaya ayıracak olursam eğer şu ifadeyi iki parçaya ayıracak olursam şu şekilde bakın birinci kısımda 1 eksi z'nin çift kuvvetlerini alıyorum. 1 eksi z kare bölü 2 faktöriyel artı z üzeri 4 bölü 4 faktöriyel eksi ve bu şekilde devam ediyor. Diğer kısımda ise z'nin tek kuvvetlerini alıyorum. Yani iz bölü 1 faktöriyel eksi iz küp bölü 3 faktöriyel artı iz üzeri 5 bölü 5 faktöriyel eksi ve bu şekilde devam ediyor. Terim sayılarını biraz arttıracak olursak e üzeri iz eşittir. Şu şekilde iki kısımdan oluşuyor. 1 eksi z kare bölü 2 faktöriyel artı z üzeri 4 bölü 4 faktöriyel eksi. Yani bir eksi bir artı bir eksi bir artı diye devam ediyor. Z'nin de üstleri 2, 4, 6, 8 çift sayılar olacak şekilde devam ediyor. Diğer ifadede ise yine artı eksi artı eksi artı eksi diye devam ediyor. İ ortak. Z'nin üstleri ise 1, 3, 5, 7, 9 diye devam ediyor. Tabii aşağısı da 1 faktöriyel, 3 faktöriyel, 5 faktöriyel şeklinde. Şimdi arkadaşlar şu ifade kosinüs z fonksiyonunun Maclaurin açılımıdır. Şu ifade ise sinüs z fonksiyonunun Maclaurin açılımıdır. Dolayısıyla ben bu ifade yerine kosinüs z, şu ifade yerine de sinüs z yazacak olursam e üzeri iz eşittir kosinüs z artı i sinüs z elde edilmiş olur. Ki buna Euler formülü deniyor. Euler formülü arkadaşlar Euler özdeşliğinin genel bir formu. Burada da bu kosinüs z ve sinüs z'lerin nasıl elde edildiği yani şu Maclaurin açılımlarının nasıl kosinüs z'ye ve sinüs z'ye eşit olduğunu merak edenler de şu linklerden arkadaşlar kanalımdaki bu linklerden şey yapabilirler, takip edebilirler. Şimdi bu Euler formülünü elde ettikten sonra z yerine pi yazacak olursak z eşittir pi. Bu durumda sol taraf e üzeri i pi olur eşittir. Kosinüs pi artı i sinüs pi. Kosinüs pi eksi 1'e eşit. Sinüs pi de 0'a eşit. Bu durumda eksi 1'i de sol tarafa geçirdiğimiz zaman e üzeri i pi artı 1 eşittir 0. Euler özdeşliğini bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.